Tarih kitapları her zaman doğruyu mu yazar? Her zaman gerçeği mi anlatır? Tarih, devletlerin ve milletlerin milli menfaatleri doğrultusunda sansürlenebilir mi? Peki ya tarihte bilinmesi istenilmeyen, acı ve hüzün dolu olaylar yaşanmışsa? O zaman bunu ders kitaplarından ve tarihten silmek, gelecek nesillere öğretmemek doğru mudur sizce? Yoksa konu hassas bir konu olduğu için bunun yerine uygun efsaneler mi yaratmak gerekir? Peki ya bilinç seviyesi düşük olan halk bu gerçekleri öğrenirse ne olur? Kahraman Türk milletinin tarihine ismini karanlık bir şekilde yazdıran korkunç bir adam vardır. Fakat bu adam pek çok insan tarafından bilinmez. O Türkleri acımasızca katletti. Ve neredeyse 70 yıl süren insanlık dışı bir soykırıma, bir katliama neden oldu. Peki ama neden biz bu adamı bilmiyoruz? Neden bu adamı tanımıyoruz? Çünkü tarihimizin bu kısmı bir şekilde sansürlenmiş ve bunun yerine milletimize uygun bir efsane anlatılmıştır. O zaman kimdi bu adam? İsmi neydi? Vasfı neydi? Yüz binlerce Türk'ü katletmesindeki sebep neydi? Onun adı Kuteybe bin Müslim. O Müslüman Arap tarihine adını Türkleri dize getiren komutan olarak yazdırmıştır. Peki ama neden? Türkler neden katledildi? Müslüman Araplar Hazreti Osman döneminden itibaren henüz Müslüman olmayan Türklere defalarca kez saldırmışlar fakat arzu ettikleri gibi bir sonuç alamamışlardı. Emevi valisi Zalim Haccac olarak bilinen Haccac bin Yusuf Kuteybe'ye bir emir verdi. Türklerin ne pahasına olursa olsun İslamlaştırılması gerektiğini söyledi. Ve efendime söyleyeyim, bazı sünni arkadaşlar iddia ettiği gibi bu Türkler İslamiyet'i bekliyorlardı. Allah'ım geldi, üç günde hemen hidayete erdik, tevhidi kavradık, gittik. Yok öyle bir şey, öyle bir şey görünmüyor, kusura bakmayın. Efendim bazı okul ansiklopedileri yazıyor bunlar. Hocam Talas'tan sonra Türkler yollarda asıldılar mı, kaza geçirildiler mi, çarmıha gerildiler mi? Kuteybe on binlerce Türk öldürdü mü öldürmedi? Açık cevap verelim. Yani kaynaksız bilgi olabilir, yalan olabilir, doğru olabilir, tam bilinmiyor olabilir. Çünkü yağıyor bununla ilgili soru. Tamam. Kuteybe bin Müslim on binlerce hatta yüz binlerce Türk'ü Talas sonrasında öldürdü mü öldürmedi? Bunu açık şekilde cevap verelim. Çünkü herkes bunu soruyor. Kuteybe genelde bizde Emeviler üzerine hep olumsuz cümleler kurulduğu hocam, için... Hocam işte onlar çok karıştırıyor işte cevabı. İşte Kuteybe'yi cevaplandırmak Kuteybe için bu cümleyi kurmam lazım. Mı? Yaptı mı yapmadı mı? İşte yaptı da neden yaptı diyeceğim. Kuteybe bu soykırım gibi işleri yaptı mı yapmadı mı Türklere karşı? Bunu soruyorlar açık açık. Hiç felsefi tarafın değil. Ben şey bu soruya şöyle bir cevap veriyorum. Kuteybe bin Müslim genel olarak hep olumsuz şekilde lanse edilen bir kumandandır. Fakat Şemseddin Günaltay Hoca, Kuteybe'nin Arap'ın birkaç dahisinden bir tanesi olduğunu söyler. Ben Günaltay Hoca'nın bu hükmüne iştirak ediyorum ve geriye dönüp baktığım zaman eğer Kuteybe'nin faaliyetleri olmasaydı Türklerin doğrusu Müslümanlaşabileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla Kuteybe o demir yumruğuyla bir manada ne yapmış? İslamlaşmanın önünü açmış. Yani vurmuş yumruğu. Senin sorunun cevabı yani burada kesmekle bence. Kesmekle iyi etti de doluyor bu. Evet. Ben onu demeye getiriyorum. Kesmekle iyi etti tarzında kurmuyorum cümleyi ama. Sevgili seyirciler, hoca son derece diplomatik şekilde kesti dedi. Benim anladığım o.
Son derece diplomatik. Kutaybe, 700'lü yıllarda Fergana'yı, Buhara'yı, Semerkant'ı vesaireyi fethettiği zaman tabii orada Türklerle mücadele ediyor. O mücadele sırasında binlerce Türk öldürülüyor. Tabii Kutaybe'nin oradaki Türklere karşı faaliyetleri olumsuz faaliyetler Türk tarihi. Ama onun bu faaliyetleriyle birlikte İslam da o bölgeye girmiştir. Araplar kılıç zoruyla giriyorlar. Oradaki Türklerle mücadele ediyorlar. Ama bu olumsuz olay Türklerin Müslümanlaşmasıyla tarihçisinden neticelenen bir olaydır. ...705 yılında zalim Haccac'ın Kuteybe'yi görevlendirmesiyle beraber Kuteybe bin Müslim komutasındaki Arap İslam orduları Mavera-ün-Nehir'e karşı cihat başlattılar. Amaçları cihat yapıp İslam'ı yaymaktı. Fakat en az zalim Haccac kadar zalim olan Kuteybe bin Müslim bırakın cihat yapmayı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliam yapacaktı. Öyle korkunç şeyler yapmıştır ki Araplar bile ondan korkmuştur. Sert bir kumandan olan Kuteybe, Türklerin hakimiyetinde bulunan Mavera-ün-Nehir ve Tuaristan'a karşı büyük bir askeri harekat başlattı. Aşağı Tuaristan'da bazı şehirleri ele geçiren Kuteybe, dönemin en büyük ve en zengin ticaret merkezlerinden biri olan Baykent'in üzerine yürüdü. Zalim Kuteybe'nin soykırımları bir türlü durmak bilmedi. Şehirlerde eli silah tutan ne kadar Türk varsa hepsini öldürttü. Koskoca Türk diyarında bir tane bile erkek bırakmadı. Ve Müslüman Araplara bir vaaz vererek kafir Türklerin malları, kadınları ve kızları Allah yolunda cihat eden İslam ordularının askerlerine helaldir. Herkes kendine kadın ve çocuk olmak şartıyla dilediği kadar esir ve cariye alabilir dedi. Kadın ve çocukları esir ettiler. Kadınları ve genç kızları cariye olarak askerlerine paylaştırdılar. Tüm kadınlara ve genç kızlara askerler zorla sahip oldular. Kadınların bazıları intihar etti. İntihar edenlerin çocuklarını ise herkesin gözü önünde öldürdüler. Bunu gören kadınlar ise çocuklarının hayatta kalması için bu zorbalık, taciz ve tecavüze katlanmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu ise henüz çocuk yaşta olan kızlardı. Daha küçük çocukların ise hepsi askerlerin aileleri tarafından evlat edinildi ve onlara Müslümanlık öğretildi. Gözünü kan bürüyen ve katliamlara doymayan Kuteybe, Baykent'teki işgal, katliam ve yağmadan sonra bu kez de Türklerin en büyük kentlerinden olan Talkan'a saldırdı. Maalesef burada da aynı şeyler yaşandı. Türk halkı katledildi. Müslüman olmayan diğer Türk boylarına ibret olsun diye, kafirlerin sonu işte budur diye, herkes görsün ve ibret alsın diye Türk erkeklerinin hepsini ağaçlara astılar. İnanılmaz ama Talkan yolunun tahmini olarak 6 kilometre karelik bir kısmı bu şekilde ağaçlara asılmış insanlarla çevrildi. Kuteybe hayatı boyunca zengin ve mamur Türk şehirlerini yıkmakla uğraştı. İşitilmedik vahşetler işledi. Geçtiği yerlerde yanık kokusundan, gözleri yaşlı, öksüz ve yetim çocuklardan başka bir şey bırakmadı. Ama yine de belirli bir süre için kesin bir sonuç alamadı. Öyle ki saldırılara rağmen Türkler çeşitli yollarla Arap hakimiyetine direndiler. Semerkant Türkleri Kuteybe'ye Cizre'yi vermeyi kabul eden hanları Tarhun'u öldürüp yerine Gurak Han'ı başa geçirdiler. Ve mücadeleye bu şekilde devam ettiler. Kuteybe Semerkant'la senelerce uğraşmak zorunda kaldı. Daha sonra ise 711 yılında burayı da ele geçirdi. Ve sonuç yine aynıydı. Harezm'de de benzer olaylara neden olan Kuteybe, zengin Harezm şehirlerini yağmaladıktan sonra kardeşinin esir ettiği 4000 Türk gencini boğazlatarak öldürttü.
görevli imamlar ev ev dolaşarak esir edilen köle ve cariye kadınları şahitlerin huzurunda İslam'a geçirip kelime-i şehadet getirmelerini emrettiler. Kuteybe'nin Türk hükümdar Nizek Tarhan'ın boynunu vurdurarak öldürmesi ise Taberi, Belazuri, Dineveri ve İbnül Esir'den naklen şöyle anlatılmıştır. Haccac'ın mektubunun gelmesi beklenildi. 40 gün sonra cevap geldi. Haccac Kuteybe'ye Nizek'i öldürmesini emrediyordu. Kuteybe bunun üzerine Nizek'i yanına çağırdı ve boynunu vurdurdu. Başını ise Haccac'a gönderdi. Nizek Tarhan'ın da öldürülmesinden sonra bölgede İslamiyet büyük bir hızla yayıldı. Hiç kimse olan bitenleri hatırlamıyordu. Çünkü Kuteybe ortada bunları hatırlayacak bir nesil bırakmamıştı. Daha sonralarında ise hızla büyüyen o yetim Türk çocukları İslam'ın en büyük koruyucuları ve savunucuları oldular. Müslüman olmayan diğer Türk boylarına ise kafir olarak gördüler ve onlara saldırdılar. Kuteybe'nin ölümünün ardından ise Türk bölgelerindeki Arap hakimiyeti kesintiye uğradı. Fakat Müslüman Türkler başına gelenleri hiçbir zaman öğrenemedi. Bunlar sadece Araplar ve Müslüman olmayan Türkler tarafından bilindi. Bugün bile bu bilgilere bizim tarih kitaplarımızda yer verilmez. Bu konuları öğrenmemiz için Arap kaynaklarına bakmamız gerekiyor. Tüm bu yaşananlar zalim Kuteybe'nin yanına kar kaldı. Fakat soyuna kar kalmayacaktı. Yaşanan bu korkunç vahşetten 450 yıl sonra Orta Asya bozkırlarında Onon Nehri kıyısında bir çocuk dünyaya gelecekti. Hiçbir zaman bizim bilmediğimiz bu vahşet hikayelerini yaşlılardan öğrenecek ve intikam almak için yemin edecek olan bir çocuk.